Maden Dünyası'na hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Hemen konuğumu takdim edeyim. Hasan Hüseyin Erdoğan, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz Hasan Bey. Hoş bulduk Zeliha Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi çok önemli, mühim bir konuyu biraz inceleyeceğiz, masaya yatıracağız. Özellikle pandemi sonrası ve arkasından Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte madenlerin bir ülke için ve ülke ekonomisi ve bağımsızlığı için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha şahit olduk. Özellikle enerji kaynaklarından kömür. Şimdi Türkiye'nin kömür sektörünün genel yapısı, rezervi, yapısı, ne tarz kömürler çıkıyor, kullanım alanları nasıl? Sözü size bırakayım. Buyurun. Peki, teşekkür ediyorum öncelikle. Ülkemiz kömür rezervleri yaklaşık olarak 21 milyar ton civarında. Bunun 19,5 milyar tonu bizim lignit diye tabir ettiğimiz görece biraz düşük kalorili kömürlerimiz. 1,5 milyar tonu da bizim taş kömürü diye tabir ettiğimiz özellikle ağırlıklı olarak Zonguldak ve civarında konuşlanmış olan taş kömürlerimiz. Bu geçmiş dönemlerde 8,3 milyar ton olarak biliniyordu. Yalnız bakanlığımızın kurumları tarafından başlatılan lignit arama projesi kapsamında son yıllarda yapılan aramalarla 8,3 milyar tondan 19,5 milyar tona kadar çıkarıldı. Bu da ülkemizde oldukça önemli, kayda değer bir lignit potansiyeli olduğunu gösteriyor. Üretim değerlerimize baktığımız zaman geçtiğimiz yıl rakamlarına bir göz atarsak eğer, TÜİK verilerine göre geçtiğimiz yıl yaklaşık olarak 80 milyon tonluk bir lignit üretimimiz, 1,7 milyon tonluk da bir taş kömür üretimimiz olmuştur. Bu lignit üretiminin içerisinde bir miktar bizim özellikle Şırnak bölgesinde konuşlanmış olan asfaltitler de vardır. Bir bölümünü asfaltitler oluşturuyor. Üretilmiş olan lignitlerimizin kullanım alanlarına baktığımız zaman lignitlerle taş kömürleri yapıları itibariyle sahip oldukları kalorifik değerler birbirinden farklı olduğu için kullanım alanları birbirinden görece birazcık farklılık gösterse de hemen hemen aynı. Şöyle lignit tarafına baktığımız zaman yaklaşık olarak 80 milyon ton lignitin, ki bu TÜVENAN rakamlarıdır, bu üretime sunulan kısmı aşağı yukarı 73,6 milyon ton civarında bir kısmını tüketmişiz 2021 yılında TÜİK verilerine göre. Bunun tüketimine baktığımız zaman yaklaşık olarak %80'den fazlasının elektrik üretim amaçlı kullanıldığını görüyoruz. Çünkü lignitler biraz daha görece düşük kalori olduğu için lignit üretimine, elektrik üretimine daha elverişli kaynaklar. Diğer bölümü yaklaşık %10-15'lik bir kısmı sanayinin farklı sektörlerinde ısı elde etmek amacıyla kullanılmaktadır. Bir miktar da yine bizim ısınma amaçlı tesin adı verdiğimiz tesin amacıyla kullanılmaktadır lignitlerimiz. Taş kömürü tarafına baktığımız zaman taş kömürü lignite göre biraz daha kalorifik değer olarak yüksek kalitede olduğu için kullanım alanlarda birazcık ayrışıyor. Şöyle, onun da aşağı yukarı %53'lük bir kısmı ithal edilen özellikle ithal yakıtlı termik santrallerde kullanılıyor elektrik üretimi amaçlı. Büyük bir bölümü %17, %20 civarında bir bölümü de kok fabrikalarında kok eldesi için kullanılıyor. Bir miktar çelik, demir çelik sanayinde, çelik endüstrisinde kullanılıyor ve yine lignit tarafında olduğu gibi bir bölümü de ısınma amaçlı kullanılıyor diyebiliriz. Yalnız kömür, şunu belirtmek istiyorum Zeliha Hanım, sadece kömür enerji kaynağı değil. Yani kömür farklı alanlarda da kullanılıyor. Kömür enerji elde etmenin yanında gübre olarak kullanma imkanları var. Bizim Leonardit adı verdiğimiz görece düşük kalorili ve organik içeriği yüksek olan maddelerden gübre elde etmek mümkün ki biz bunu Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu olarak yapıyoruz ve çiftçilerimizin de kullanımına sunmuş durumdayız. Kömür sadece elektrik üretiminde kullanılmıyor. Aynı zamanda demir çelik sanayinde çelik elde etisinde kullanılıyor. Alüminyum eldesinde kullanılıyor. Demir çelik sanayinin yanı sıra çimento eldesinde önemli bir ham madde ki bugün dünya istatistiklerine göre bir ton çimento üretmek için yaklaşık olarak 150 ile 450 kilogram civarında bir kömür kullanımı söz konusu. Çelik üretiminde de keza öyle. Bugün dünyada üretilen çeliklerin yaklaşık olarak %70'inde kömür ham madde olarak, ısı ham maddesi olarak kullanılıyor, ısı kaynağı olarak. Alüminyum eldesinde de yine yaklaşık olarak dünyada üretilen alüminyum üretiminde kullanılan enerjinin %60'ı da yine kömürden elde ediliyor. Yani şunu söylemek istiyorum, dünya sadece ülkemiz için değil, dünya için de kömür önemli bir enerji kaynağı. Enerji kaynağının yanı sıra içerdiği ham maddeler açısından da oldukça önemli bir kaynak durumunda.
Bugün ülkemizdeki rakamlara baktığımız zaman Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre yaklaşık 384 adet işletme ruhsatlı kömür üreticisi bulunuyor. Bunlar bu sektörde çalışan insan sayısı da aşağı yukarı 130 binin üzerinde. Tabii buna termik santrallerde çalışan yani kömür yakıtı termik santrallerde de çalışanlarımızla ilave ettiğimiz zaman bu rakam çok daha yukarıda da çıkabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim, bizim yerli kaynaklarımız olan hem lignitlerimiz hem de taş kömürlerimiz ülkemiz için oldukça önemli kaynaklar ve böyle olmaya da devam edecek diye düşünüyorum. Peki ülke ekonomimiz için, Türkiye ekonomisi için kömürün ne anlam taşıdığını da ben ne anlam ifade ettiğini de sizden almak isterim. Özellikle son dönemde yaşadığımız gelişmeler ışığında tabii bunları size sormak isterim. Buyurun. Şöyle, az önce ifade ettim, kömür sadece bir enerji kaynağı değil. Ülkemiz için, ülkemiz ekonomisinde olduğu kadar dünya ekonomisi için de çok son derece önemli bir kaynak. Bugün dünya rakamlarına baktığımız zaman dünya enerjisinin üçte birini petrol ve doğalgazla birlikte kömürden karşılıyor. Yani %27-28'lik bir paya sahip kömür. Birincil enerji kaynağı arzı rakamlarına baktığımız zaman bu böyle. Ülkemiz için de durum çok farklı değil. 2020 yılı rakamlarına baktığımız zaman ülkemizin birincil enerji arzının yaklaşık olarak %27'sini kömürden sağlıyoruz. Bu son derece önemli bir rakam. Diğer taraftan elektrik üretim tarafına baktığımız zaman yine az önce ifade ettim. Bizim malumunuz şu anda ülkemizin elektrik üretim kurulu gücü 100 bin megawattın üzerinde ve bunun yaklaşık olarak 21 bin megawatt civarında bir kömüre dayalı termik santral kurulu gücümüz var. Bu ne demek? Yaklaşık olarak kurulu gücümüzün %20'si kömür kaynağına dayanıyor. Üretim rakamlarına baktığımız zaman durum daha da belirginleşiyor. Yaklaşık olarak bizim kullanmış olduğumuz ya da ihtiyaç duyduğumuz elektrik enerjisinin yaklaşık olarak %35'ini biz kömürden elde ediyoruz. Yani bugün evlerimizde kullandığımız elektriğin üçte birini kömür kullanarak üretiyoruz dersek yanlış olmaz. Diğer taraftan yine söyledim, sanayimizin önemli bir ham maddesi, demir çelik sanayinin bizim Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu olarak sanayicilerimize sağladığımız kömür sektörler arasında sanayi sektörleri arasında sayacak olursak kağıt sanayi, gübre sanayi, şeker fabrikaları, demir çelik sanayi, demir çelik de ağırlıklı olarak taş kömür kullansa da diğer tekstil fabrikalarında, tuğla kiremit fabrikalarında, sanayinin bir sürü dalında biz kömürü enerji elde etmek için kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan taş kömürü başlangıçta da bahsetmiştim konuşmamda. Biraz daha yüksek kalori olduğu için demir çelik endüstrisinde biraz daha fazla kullanılıyor ama maalesef biz bunu ithal etmek zorundayız. Taş kömür üretimimiz sınırlı. 1 milyon ton civarında yıllık bir üretimimiz var ama bizim ihtiyacımız yaklaşık 37-38 milyon ton civarında. Biz kalan kısmı işte bu ithalatçı ülkelerden Avustralya, Endonezya, Amerika, Kolombiya, Rusya gibi böyle ağırlıklı olarak kömür ihraç eden ülkelerden karşılamak durumunda kalıyoruz. Bizim Kömür Üreticileri Derneği olarak amacımız imkanlar nispetinde, bu birebir mümkün değil ama kalorifik değeri çok el vermese de imkanlar nispetinde biz ithal kömürü ikame etmek için üretimimizi artırarak biraz daha kaliteli üretimler yaparak sanayimizin ihtiyacını biraz daha fazla oranda karşılayabilmek. Yani ithal kömürü ikame edebilmek çabası içerisindeyiz. Böyle olursa eğer cari açığımızı biraz daha azaltıp ülke ekonomimize biraz daha fazla katkı sağlarız diye düşünüyorum. Şimdi kömür fiyatlarına isterseniz biraz değinelim. Küresel kömür fiyatlarına. Son yıllardaki fiyat değişimlerini sizden alalım. Çok sık konuşuyoruz biz burada. Sanayi için de gerekli olan bir maden. Rusya-Ukrayna savaşı nasıl etkiledi küresel durumda bu kömür fiyatlarını? Ve çok yükselen bir fiyat devamı gelir mi? En çok merak edilen konuların başında bu geliyor. Gerek Çin'deki bu Covid dolayısıyla yaşanan bazı üretim kayıpları, gerekse işte Rusya-Ukrayna tarafındaki savaş. Buyurun. Evet, çok haklısınız. Özellikle pandemi süreciyle başlayan bir fiyat dalgalanması oldu. Bu sadece kömür için değil, bütün emtialar için oldu. Özellikle enerji ham maddeleri için belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Petrolle birlikte, doğalgazla birlikte kömür fiyatlarında da çok anormal yükselişler oldu. Bunun altında yatan asıl sebep şu bana göre. Bu pandemi süreciyle birlikte, pandemide malumunuz pandemi mücadele için hem ülkemizde hem de dünyada ülkeler çok sert önlemler aldı. Hatta kapanmalar oldu. Bu süreçte de sanayi tesisleri, özellikle kömür üreticileri de üretimi artırmak için ya da üretimlerini devam ettirmek için gerekli olan yatırımları bir miktar ertelediler.
tabii doğal olarak, haklı olarak talebin azalmasıyla da birlikte devamında bir yılın sonrasında beklenmedik bir şekilde toparlanma olunca sanayi tarafında muazzam bir talep artması oldu. Talep tarafındaki bu artışı da zamanında yapılmayan yatırımlar karşılayamadığı için arzın talebi karşılamaması nedeniyle bir yükseliş meydana geldi. Bu sadece kömür için değil, bütün enerji hammaddeleri için geçerli. Kömürde de tabii 2020 yılında pandeminin başlangıcından önce 37 dolarlara kadar inen bir fiyat vardı uluslararası piyasalarda ki 40 dolarlar civarında seyrediyordu uzunca bir zamandır. Tabii bu az önce bahsettiğim sebeplerden dolayı pandemi sonrasında bu arz ve talep dengesizliği nedeniyle kömür bir ara 298-300 dolarlara kadar çıktı ve hatta yanılmıyorsam bir ara 440 dolarlara kadar da yükseldi. Bunun asıl sebebi işte bahsettiğim gibi pandemi sonrasında artan aşırı talebi arz tarafının karşılayamaması ve Çin'in talebinde bir miktar yükselme olması. Bu aşırı fiyat artışı dolayısıyla Çin Halk Cumhuriyeti tarafında refleks olarak bir düzenlemeye gidildi ve arz talep dengesinden dolayı bu düzenlemelerle birlikte uluslararası piyasalarda fiyat bir miktar geriledi ve 160 dolar seviyelerine kadar indi geçtiğimiz günlerde. Ama tabii sonrasında tekrar Rusya-Ukrayna savaşı krizi ve sonrasında çıkan savaşla birlikte Rusya da önemli bir ihracatçı konumunda ülke olduğu için bu fiyatlar üzerinde olumsuz bir baskı oluşturdu. Ve şimdi hala artma eğiliminde ve yanılmıyorsam bugünlerde 320 dolarlar civarında uluslararası piyasalarda yerinde kömürün satış fiyatı. Bunun nereye gideceğini kesinlikle çok mümkün değil ama bu seviyelerden aşağıda çok orta vadede en azından ineceğini düşünmüyorum ben. Tabii uluslararası gelişmeler bunu gösterecek. Tabii bu kömür fiyatlarındaki artış, enerji emtialarındaki artışla birlikte sanayi sektörünü de olumsuz etkiliyor. Maliyetlerimizi artırıyor. Bunun tabii domino etkisiyle farklı etkileri de oluyor. Ama işte dediğim gibi biz başta da söylüyorum, Kömür Üreticileri Derneği olarak, Türkiye Kömür Üreticileri Derneği olarak yerli üretimimizi mümkün mertebe artırıp ithal kömürü ikame edip uluslararası piyasalardan en az etkilenmek için çabalarımızı sürdürüyoruz. Peki şimdi bir de bunun yanında Paris İklim Anlaşması var. Sınırı da karbon vergisi meselesi var. Ve çok ciddi olarak bir yatırım gerektiren konular bunlar. Ve süre az aslında. Az bir süremiz kaldı. 2022'deyiz. Dolayısıyla yeşil enerji ön plana çıkmaya başladı. Zaten yatırımlar yapılıyor ama kömür olan talebi de ben merak ediyorum bu noktada. Şöyle, bildiğiniz üzere biz de Paris İklim Anlaşması'na taraf olduk, onayladık, meclisimize de geçti. Birçok ülke taraf oldu. Ya şöyle söyleyeyim Zeli Hanım, yani Paris İklim Anlaşması çerçevesinde iklim değişikliği mücadele sadece bizim ülkemizin bir mücadelesi değil. Dünya çapında bütün ülkelerin, dünyanın mücadele ettiği bir olay iklim değişikliği. Çünkü iklim değişikliği ile birlikte biliyorsunuz doğa olayları, iklimlerdeki değişmeler, sıcaklık artışları gündeme geliyor ve bu hepimizi yaşadığımız ortamı olumsuz etkiliyor. Yalnız şunu işaret etmek istiyorum. Yani iklim değişikliği mücadele kapsamında işte Avrupa Birliği'nin bir net zero hedefleri var. 2050 sıfır karbon hedefleri var. Bu çerçevede kömürün üzerinde bir baskı oluşmuş durumda. Ama kömür sadece bu çerçevede tek emisyon kaynağı bir kaynak değil, öyle söyleyeyim. Yani petrol gibi, doğalgaz gibi kömür de bir fosil kaynak. Tabii kömür birazcık yapısı gereği ön plana çıkıyor maalesef ama ben şuna inanıyorum. Az önce konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi kömür gerçekten hem ülkemiz için hem de dünya için önemli bir kaynak. Bu süreçte kömürü uygun yöntemlerle, uygun teknolojilerle kullanmak mümkün. Zaten yatırımcılarımız da kömür sektöründeki üreticilerimiz de bunun farkında. Ve bu iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında nasıl madencilik yapmaları gerektiğini farkındalar. Bu iklim değişikliğiyle mücadele ve Paris İklim Anlaşması çerçevesinde, bu net zero karbon hedefleri çerçevesinde kömürü çevreyle uyumlu, doğa dostu şekilde kullanmak mümkün. Dünyada bunun uygulamaları da var. Bizim bu HELE dediğimiz High Efficient Low Emission, yani yüksek verimli ve düşük emisyonlu santraller, bu süper kritik ve ultra süper kritik teknolojiler var. Bunlarla elektrik ürettiğiniz zaman hem emisyonlarınız son derece aşağıya iniyor hem de son derece verimli santraller inşa edebiliyorsunuz. Bununla birlikte karbon tutma, yakalama ve hatta tutma, yakalama ve kullanma teknolojileri mevcut. Bunların güzel örnekleri var. Ve
kömürün gazlaştırılarak kömürden elektrik enerjisi elde edilmesine ilişkin yöntemler de var bizim şu anda dünyada kullanılan. Halihazırda bunların maliyetleri bir miktar yüksek olsa da ben orta ve uzun vadede bunların maliyetlerinin düşeceğini ve bu süreçte özellikle iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında kömürün devamı için yer alacağını düşünüyorum. Şunu ifade etmek istiyorum. Kömür hem elektrik üretiminde hem de sanayide önemli bir ham madde, önemli bir enerji kaynağı ve bu önemini korumaya devam edecek. Dediğim gibi uygun teknolojiler var. Az önce bahsettiğim teknolojilerle kömürü daha uygun bir şekilde kullanmanın yöntemleri var. Çevreyle daha uyumlu bir şekilde, daha düşük emisyonlarla ve hatta yapılan emisyonların tutularak depolanmasına ilişkin yöntemler var. Ve ben bunların yaygınlaşacağını ve 2050'ye doğru giderken kömürün yine önemini koruyacağını düşünüyorum. Ki uluslararası projeksiyonlar da bunu gösteriyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın bir projeksiyonu. Bütün bu çabalara rağmen yine 2040 yılında kömürün halihazırda %35 olan payının da elektrik üretimindeki payının %22'ler mertebesinde gelişeceğine işaret ediyor. Bazı zorluklar var. Özellikle finansmana erişim konusunda problemler var ama ben bunların da zamanla dediğim gibi bu teknolojilerin de yaygınlaşmasıyla aşılacağına ve kömürün hem bizim hem de dünyanın hem elektrik üretiminde hem de sanayi tarafında ihtiyacını karşılamaya devam edeceğini düşünüyorum. Peki şunu soracağım. Maden sahaları bu konu etrafındaki bir sorum. Maden sahaları aynı zamanda güneş enerjisi için kurulum yapılabiliyor mu? Yani bunlar değerlendirilebilir mi? Yani maden sahalarına GES'ler de kurulabilir mi? Evet, onun yolu açık. Hatta güzel bir soru sordunuz. Biz de Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu olarak Soma'da 1 megawatt kurulu gücünde bir güneş enerji santralimiz var ve devamı da geliyor. Çan'a 5 megawatt kurmayı planlıyoruz ve bunların sayısını da artırmayı düşünüyoruz. Ve hatta yanılmıyorsam son zamanda bir düzenlemeyle yine maden sahalarına elektrik enerjisi, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi kurulu gücünün santrallerinin kurulmasının yolu açıldı diye biliyorum. Öyle bir imkan var, evet. Peki, şimdi biz Maden Dünyası yayınlarında hep madenciliğe ilgili bir de algı tarafını konuşuyoruz. Olumsuz bir algı var. Evet. Ama dünyanın tamamına baktığınızda madencilik mecbur yapılıyor. Yeraltı kaynaklarımız kullanılacak, evet, illaki. Peki bu algının değişmesi için neler yapılabilir? Geçmişte kötü örnekler dolayısıyla mı acaba olumsuz bir algı var? Veya işte bu olumsuz algıyı kırmak adına ya da olumsuz algı yaratan konuları halletmek adına neler yapılabilir? Bu noktaya işaret ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu bizim de kanayan yaramız, yani kömür sektörü olarak. Maalesef kamuoyunun böyle olumsuz bir algısı var. Ama şunu söyleyeyim, artık az önce de konuştuk, bu Paris İklim Anlaşması, iklim değişikliği mücadele, yeşil enerji, yeşil dönüşüm. Bu kavramlar çerçevesinde bizim yatırımcılarımız da artık biraz daha bilinçlendi. Yani sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde, sürdürülebilir enerji, sürdürülebilir madencilik kavramlarıyla birlikte artık bizim madencilerimiz de, kömür madencilerini kastediyorum, daha bilinçliler ve gerçekten çevreyi önceleyen, madencilik yaptıkları alandaki insanların sosyal refahını önceleyen, çalışanlarını önceleyen ve çevreden kesinlikle vazgeçmeden, çevreyi tahrip etmeden madencilik yapma anlayışı içerisinde faaliyetlerini yürütüyorlar. Bizim gerçekten bu konuda biraz sıkıntımız var. Belki kömürler olarak bizim de biraz daha fazla faaliyet göstermemiz lazım vatandaşlarımızın, halkımızın bilinçlenmesi için. Ama artık son zamanlarda yapılan madencilik faaliyetlerinin ben bu anlamda olumlu olduğunu söyleyebilirim. Şöyle, özellikle ben kendi kurumumdan örnek vermek istiyorum. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu olarak biz bu madenciliğin olası doğa üzerindeki negatif etkilerini de diyeyim biraz, onların azaltılması ve bertaraf edilmesi amacıyla ağaçlandırma faaliyetleri yapıyoruz. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu olarak ve sizinle ilginç bir rakamı paylaşacağım. 1992 yılından bu yana günümüze kadar Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, ki biz de biz kömürler üyesiyiz, biz kömür üreticiyiz aynı zamanda, toplam dikmiş olduğu ağaç sayısı 11 milyon civarında. Yani 11 milyona yakın bir ağaç fidanı dikmişiz ki doğayı tekrar kazandırabilmek adına bu madencilik yaptığımız alanları. Onun haricinde bizim işletmelerimizin bulunduğu Soma, bildiğiniz malumunuz Manisa Soma'da bir işletmemiz var ve orada yıllar önce dikmiş olduğumuz zeytin ağaçlarından elde ettiğimiz zeytinler var ve her yıl yaklaşık olarak 5-6 bin litrelik zeytinyağı elde ediyoruz biz madencilik alanlarından ve bunu tamamen işletmelerimizde ve kurumumuzda iş tüketimimizi karşılamak amacıyla kullanıyoruz. Bunlar çok güzel örnekler.
Ve ayrıca bizim Çanakkale Çan'da bir işletmemiz daha var. Orada da geçtiğimiz yıl başlattığımız çok güzel bir proje var, çevre projesi. Yine bu kömürü çıkarmak için üzerindeki örtü tabakasını aldığımız, bizim dekapaj diye tabir ettiğimiz dekapaj malzemesini yığdığımız bir alanlar var. Biz ona döküm sahası diyoruz ve hiçbir işe yaramıyor tabiri caizse. Biz orayı da rehabilite ederek 300 dönümlük bir araziye yaklaşık olarak 800 bin lavanta fidesi diktik. Ve muazzam bir görüntü oldu. Allah izin verirse onlar da büyüyorlar. Birkaç yıl sonra muazzam bir görüntü çıkacak ve harika bir doğa görüntüsü olacak orada. Hem turizme hem de yöre halkının işte arıcılık, ne bileyim, oradan istifade edecek şekilde aktivite yapmalarına imkan sağlayacak harika bir sosyal proje. Bir güzel örneği de sizinle paylaşmak istiyorum. Ben genel müdür olarak göreve başladığım yeni dönemde işletmeleri teknik ziyaret yaparken bizim Kütahya Tavşan'la da bir işletmemiz var. Orayı ziyaretimde arkadaşlar beni böyle bir alana götürdüler. Geçmişte madencilik faaliyeti yapılıp da ağaçlandırılan bir alana götürdüler. İnanın orada madencilik yapıldığını asla anlayamazsınız. Tamamen orman olmuş, tamamen yemyeşil, meyve ağaçları, çam ağaçları. Ya bunlar çok güzel örnekler. Sizin de bahsettiğiniz gibi kötü örnekler yok mu? Var. Ama artık yatırımcılarımız, madencilerimiz bilinçli, sürdürülebilir madencilik yapıyoruz. Vatandaşımız müşteri olsun, buradan ben de herkese çağrıda bulunuyorum. Yani sahip olduğumuz özellikle yerli niyetlerimizin ekonomiye kazandırılması kapsamında biz yolumuza ilerleyeceğiz. Tabii ki çevreye hiçbir zaman zarar vermeden, çevre hassasiyetini hiçbir zaman bir kenara koymadan madencil yaptığımız alandaki yaşayan insanların da sosyal refahını önceleyerek madencilik yapmaya devam edeceğiz diyorum. Hocam, Doktor Hasan Hüseyin Erdoğan, çok teşekkür ediyorum. Çok önemli katkılar sağladınız. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum tekrar. Çok teşekkürler. Bu arada Çalışma Bakanı'nın bir açıklaması vardı. Son dakika olarak ekranlara yansıttık. 1100 lira emekli ikramiyesi bayramı için 28 ve 29 Mayıs tarihlerinde, özür dilerim, Nisan tarihlerinde ödeme yapılacağını katıldığı bir özel röportajda aktardı. Biz de ekranlara yansıttık. Şimdi kapatıyoruz. Birazdan tekrar karşınızdayım, aile ekonomisiyle beraber. Sadi Uzunoğlu hocamız yanımızda olacak.